Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşımda değerli bir öğrencim var. Kendisi bizim kamplara katılan, kamplarda tanıştığımız iyi bir öğrencimiz. Neslihan, kendini bir kısaca tanıtır mısın? Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. İsmim Neslihan. Ben de DGS öğrencisiydim. Üçüncü girişimde kazandım DGS'yi. Size de birkaç tüyo vermek istiyorum bu konular hakkında hocamla birlikte inşallah. Evet, geçen sene biz seninle kampta tanıştık. Kamptan önce bizim programlardan pek haberin yoktu. Zaten biz ilk kampta başladık online eğitime. Evet. kampın hani nasıl karar verdin? Daha önce bizi biliyor muydun, beni tanıyor muydun? Hocam sizi paylaşımlarınızdan dolayı takip ediyordum ben aslında. Hani kaynak paylaşıyordunuz matematikle ilgili. Onları gördükten sonra takip etmeye başladım. Sonra kampı da paylaştınız. Dedim ki deneyim ne zararlı çıkabilirim ki diye. O yüzden kampta da memnun kalınca diğer programlara da katıldım zaten sizinle birlikte. Evet, Cebir'den başladık biz seninle. Evet hocam. Cebir'de Doğru. başladık. Aynen, sonra problemlerde beraberdik. Evet hocam. Sonra denemeye geldin, canlı denemeye geldin. Deneme yapmıştık biz bir tane DGS sınavı öncesi. Evet. Denemede kaç netin vardı? Hocam Hatırlıyor musun? denemede 40, tam 40 olması gerek sanırım. 38 de olabilir. Çok emin değilim ama 40 üstü değil yani. O tarz bir şeydi. Deneme soruları nasıldı sence? Hocam deneme soruları şöyle biz sizinle hep zaten çıkmış soruları çözmüştük daha çok. Ona yakın soruları çözdük Evet. kamplarda da. Deneme soruları da tabii onlara daha yakını, daha ÖSYM formatındaydı. Sınavda da sorulara hiç yabancılık çekmedim. Yani böyle sanki normal deneme çözüyormuşum gibiydi. Çünkü çok benzerdi. Yani ÖSYM'nin tarzı siz de söylemiştiniz hiç değişmiyor. Değişmemiş yani aynı şekildeydi. O yüzden çok benzerdi sorular, yakındı. Bayağı yakın. Evet, biz denemenin bu sene beşlisini çıkaracağız. Şu an onun hazırlıkları devam ediyor. O bir tane prototip denemeydi. Bu sene 5 tane çıkarıp canlı olarak 5'ini de çözeceğiz. Sen o fırsatı kaçırdın çünkü kazandın. Evet, çok şükür hocam. Şimdi biz seni önce sonucunu paylaşalım arkadaşlara. Tabii ki. Evet, bu Neslihan'ın sonucu arkadaşlar. Kendisi sayısaldan 46 tane yapmış, 3 tane de yanlışı var. Yani yaptığına göre yanlışları çok iyi. Aslında 3 yanlış, yani hani az bir yanlış. Çok iyi, doğru yapmış aslında. Bir de Türkçeden 22 tane yapmışsın gördüğüm kadarıyla. Sen bir sayısal öğrencisi olmana rağmen Türkçeden neden bu kadar soru çözdün? Şöyle arkadaşlara şunu da söyleyeyim. Siz daha fazla doğru yapabilirsiniz. Çünkü benim hiç geometrim yok. Bunu Hanifi Hoca'ya da söylemiştim. Ben geometriyi sevmiyorum. O yüzden sınavda hiç yapmayacağım. Evet. Yapamadığım için geometri haliyle sınavım erken bitti. Kalan vakitte de hani şüpheli olduğum soru da yoktu. Türkçeden vakit kalınca yaptım yani öylesine. Baktın, Sınavda hiç. canın sıkılıyor. Canın Aynen. sıkılıyor. Aldın Türkçeden, çözüyorsun. Çok iyi. Evet, denemelerde hani netlerin ne durumdaydı? Şöyle hocam sizinle başlamadan önce 34-35 şeklindeydi netlerim. Sonra sizinle soru kamplarına katıldık. Soru çözdükçe sizinle bir de şöyle sizin soru çözüm stilleriniz de biraz farklı. Yani daha kolay, daha hızlı çözebiliyoruz. Sınavda da gerçekten çok işime yaradı. Hani süre kısıtlı. En kısa nereden çözersen o kadar iyidir. O şekilde sizinle en son deneme netim 44'te kaldım. Sınavda da 45,25 net yaptım zaten. Çok O iyi. şekilde. Yani bize geldiğinde de o civarda 37-38 zaten yapıyordun aşağı yukarı. Aynen, evet yapıyordum. Zaten son bir ay bir tanışmıştık seninle. Bir başarı bekliyordum zaten ben senden. Dedim Yani hocam. birçok arkadaştan bekliyorduk. Onlardan beklediğimiz gibi senden de bir başarı bekliyorduk aslında. Beklediğimiz gibi de güzel bir başarın var. Şu an ne okuyorsun? Şu an hemşirelik okuyorum hocam. Gazi Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisiyim. Bir türlü gidemediğin üniversite. Evet, son. Ama size de Yani demiştim Gazi Üniversitesi'ne gideceğim istiyorum diye. gel kızım gel. Gel madem geldin.
Bu benim kızım. Madem biz şu an canlı yayın yapıyoruz. Kızım benim her programıma gelir mutlaka. Yine şu. Dur bebeğim. Dur bak ablayla program yapıyoruz. Hira. Bebeğim program yapıyoruz. Bunu YouTube'a atacağım. Şimdi sen o su durmaz sen git o zaman. Usuduracaksın mı? Tamam. Sen el salla git. Evet, Hira'yı gönderelim. Hadi git bebeğim. Yani de nerede kaldığımızı unuttum hocam. Evet, Ha, benim üniversitemden hangi üniversiteyi kazandığımı konuşuyorduk. gidemediğin Gazi Üniversitesi. Çok Evet. istiyordun. Biz seninle hani konuşurken Gazi'yi çok istiyorum, çok istiyorum diyordun. İstediğini de kazandın ama üniversiteye gidemiyorsun. Evet, gidemiyorum maalesef pandemi koşulları. Ama Zorluyor yapacak mu bir şey yok. üniversite online olarak? Ya şöyle hocam, biz hemşirelik okuduğumuz için uygulama derslerimizin olması gerek. Bunu uzaktan görüyoruz ama uzaktan ne kadar etkili olur bilemiyorum açıkçası. Yani illa bir yüz yüze eğitimin olması gerek, bir staj görmemiz gerek ama ne zaman olur bu? Hiç kimse net bir şey söyleyemiyor, gelebilirsiniz ya da gelemezsiniz diye bekliyoruz biz de sadece yani. Anladım, anladım Neslihan. Güzel bir kamp sonucunda güzel bir başarı. Evet İşte hocam. arkadaşlara şimdi tekrardan 2021 DGS için bir kamp planlıyoruz. En azından kazanan arkadaşlarla böyle güzel videolar çekip hani akıldaki soru işaretlerini tamamlamak istiyoruz. Nasıl Tabii. oluyor bu kamplar? Kamplar gerçekten faydalı oluyor mu olmuyor mu şeklinde. Sen bir örneksin. Demek ki faydası var bu kampların. Evet hocam. Evet. Ya bir de hocam sözünüzü kesiyorum balla. Bir de şöyle bir şey var. Ben geçen sene de önceki sene girdiğimde 360 bin kişi girdi DGS'ye. En Evet. son girdiğimde 390 bin kişi girdi. Yani sayı arttı. Ama sayının artışının aslında bir önemi yok. Siz ne kadar çok çalışıp neti yükseltirseniz her türlü o sıralamaya girebiliyorsun da, başarabiliyorsun da. Yani çok insan girmiş, az insan girmişin çok bir önemi yokmuş yani. Ben onu anladım. Yani siz ne kadar öndeyseniz her türlü öndesinizdir. Yani gerideyseniz de geride kalıyorsunuz bir şekilde zaten. Çok güzel, çok güzel. Sonucu çok güzel bağladın bence. Evet Yani hocam. 80 gün var. Arkadaşlar güzel bir şekilde çalışırlarsa, öndelerse önde olurlar. Kesinlikle ve kamptaki soru çözüm stilleri kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Özellikle temel kavramlar kolay gözüküyor ama orada siz çok soru tekniği gösterdiniz. Evet. Problemlerde de öyle. Ben tavsiye ediyorum zaten. Dediğim gibi sizle de konuşmuştuk. ALES'e de gireceğim. ALES'ten önce de mutlaka sizin kamplarınıza İnşallah. katılacağım zaten. İnşallah. Bir ALES kampı yapmıştık. Devamı gelirse seni bekleriz. Tabii ki gelirim hocam. Beklemedeyim, takip ediyorum zaten. Tamam Neslihan. Memnun oldum ben tekrardan. Yani seni gördüğüme memnun oldum. Sınavdan sonra bayağıdır görüşmemiştik ama bu güzel Evet hocam. konuşma için de gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlara başarılar dileyelim o zaman. Bir 80 Aynen. gün var. 2021 DGS'ye girip kazansınlar. Kazanan arkadaşlarla yine böyle güzel videolar çekeceğiz. İnşallah hocam. Yani çabalarsa insanlar kesinlikle başarırlar. Deneme çözdükçe tabii, hani sizin yönteminiz o da. Deneme ne kadar çok çözersen o kadar çok başarıya ulaşıyorsun aslında. Deneme deneme. Yani bu işin püf Aynen. noktası deneme. Ne kadar çok deneme, kaliteli denemeler çözülürse bu başarı gelecektir. Ve hani dediğim gibi beşli bir deneme hazırlıyoruz. Sınav ayarında olacak. Kesinlikle bundan emin olabilir arkadaşlar. Sınav ayarında beşli deneme. O deneme netleri neyse sınavda aşağı yukarı o olacaktır. Ben o Aynen, denemeleri aynen. ortalama netlerde bir sınav sonucu bekliyorum arkadaşlardan. İnşallah hocam. Tamam Neslihan. Görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere hocam. Arkadaşlara başarılar diliyorum şimdiden. Başarılar. Başarılar arkadaşlar hepinize. Hoşçakalın.